Herkese merhaba. 8 Ekim Pazar. Yarışlar Hong Kong Şatin ile başlayacak saat 9.30'da. Orada 10 koşu olsa da TCK 7'sini aldı. Keyifli bir pazar ve keyifli seyirler diliyorum hepinize. Birinci koşuyla yedili plase ve birinci üçlü ganyan başlayacak 1400 metre mesafeli handikap koşu. Burada 3 atın arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İlki Zekburton idaresindeki 3 numaralı Kaza Legend. Diğeri 8 numaralı Glock Riser Kerry idaresinde ki daha önce üst gruplarda koştu. Klas 4, klas 3 hatta klas 2'de koştu. Burası bir klas 5 koşu. Orada umduğunu bulamayan 8 numara bu grupta şanslı olacaktır. Son olarak da 13 numaralı All Is Ready diyeceğim. 3, 8 ve 13'ün arasında geçmesini bekliyorum birinci koşunun. Özellikle burada tabela bahis ve sıralı beşli bahis var. 13 numaraya baktığımda ikinci ya da üçüncü olma olasılığını yüksek görüyorum. Birinci koşu için 3-8-13 diyorum arkadaşlar. <laughs> i̇kinci koşuyla 6'lı ganyan başlıyor şatinde. 1200 metre mesafeli handikap koşu. E, bugünkü programa baktığımda özellikle birinci koşu ve 7 yedinci koşuda. da sürpriz olma olasılığı yüksek dolayısıyla fazla at yazdım içinden çıkamadım. Önceliğim 8 numaralı I Give oldu. Son iki yarışını zaten kazandı. Bu pist ve mesafeyi bir onların hatta bir onunda altına düştü. Ama rakipleri de çok yakın dereceleri var. Hani bugün de kazanır mı? Tabii ki kazanabilir. Önceliğim o olsa da 7 numaralı Prince Chiefwick sonra 1 numaralı Wonderful Unicorn 5 numaralı Double Win 14 numaralı Smart Lider 10 numaralı Dragon Delight 2 numaralı Endered 4 numaralı Blissful Star ve 9 numaralı Danatak Yine şablonuma yazdığım atlar oldu. 8, 7, 1, 5, 14, 10, 2, 4, 9. Üçüncü koşu sentetik piste koşulacak 1200 metre e, handikap koşuda 12 atı izleyeceğiz. Burada e, 4 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki hiç Bowman idaresindeki bir numaralı Flank e, Dragon olacak ki son yarışında burada e, 10 ve 11 ile birlikte koştu. 10 numaranın kazandığı yarışta 11 ikinci 1 numarada 3. oldu ama taraklama girdiler. Çok da gerilerden geldi. Bugün için daha iyi koşacağını düşünüyorum ki 3 birinciliği var. 1 numaranın 3'ü de kumpiste olduğunu da söyleyelim. 1 numara favorim. Sonra 10 numaralı Killer Instant yine kazanmaya çalışacaktır. 5 numaralı Stand Up ve 11 numaralı Red Desert'ta şanslı gördüğüm e, atlardan bir diğeri. 3. koşudaki sıralamam 1, 10, 5 ve 11. 4. koşu altılı Ganyan'da 3. yine e, sentetik e, piste 1200 metre mesafeli handikap koşu. 10 atı izleyeceğiz. Burada e, tek olarak önereceğim Safkan. Vincent Ho idaresindeki 3 numaralı Yotful e, değil olacak bu sezon bu sezona e, klas 1 yarışla başladı ve çim e, koşmuştu. Halbuki kumda çok da e, iyi performansa sahip 3 numara toplam 4 birinciliğini de bu pist ve mesafede yaptı. Daha doğrusu bu mesafede yaptı. 1200 kumda kazandı 4 birinciliğini. E, bugün için rakiplerini geçmesini bekliyorum. 3 numara için tek diyorum. 5. koşu 1400 metre çim pistte. Burada da toplam 10 at yarışa kayıtlı. ikisinin i̇kisinin arasında geçeceğini düşünüyorum yarışın. yine Vincent Toy idaresindeki 8 numaralı Dancing kodla başlayacağım. bu grupta ilk kez koşacak. şu ana kadarki koşular hepsi klas 3'tü. Burası bir klas 2 koşu ama potansiyeli yüksek bir safkan çok iyi koşuyor sonlarda kopup geliyor kuvvetli eşkalli de bir safkan bu grupta da kazanabileceğini düşünüyorum 8 numara favorim yanın önereceğim safkanda Jockey'i Brenton Abdullah idaresindeki 2 numaralı The Golden Scenery olacak 5. koşudaki sıralamam 8 ve 2 Altıncı koşu 1600 metrede koşulacak. Burada da yine 2 at değerlendirmemi aldım. İlki Kerry Street'in idaresindeki 5 numaralı Snaffles. Diğeri de son yarışında geçildiği 1 numaralı Happy Together olacak. Altıncı koşudaki sıralamam 5 ve 1. Yedinci ve son koşu 12.45'te başlıyor. 1200 metre çim pisti handikap koşu. 14 at yarışa kayıtlı. Burada dediğim gibi fazla at yazdım. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13 ve 14 numaralı atlarım. Şans verdim. Şablonuma da yazdım arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirdim. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere.